De var diye düşünüyorum. Elbette İHA ya insani yardım vakfının aslında e, en ön çıkan e, en öne çıkan unsurlarından, çalışma unsurlarından bir tanesi insani yardım. Sadece insani yardım hı hı. konusundan bile uzun uzadıya bahsedecek olursak çok fazla kategoriden söz etmemiz söz konusu. İnsani yardım bizim ilk çalışmalarımızdan bir tanesi. Yine evet. aynı şekilde insani diplomasi çalışması yürütüyoruz hı. bu bölgede ve insan hakları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. İnsani diplomasiyi kısaca açmış olayım sadece, insan yardıma tekrar döneriz sonrasında. İnsani diplomasi çalışmaları kapsamında 2013 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük e, sivil takaslarından bir tanesi gerçekleştirildi. İHA İnsani Diplomasi, İnsani diplomasi Birimi tarafından hı hı. E, ve bu büyük bir organizasyondu. Çok sayıda e, Şam'da bulunan esir, sivil e, bu şekilde kurtarıldı ve kısmen evet. daha güvenli olan bölgelere getirildi. Bunun dışında dönem dönem Halep süreci gibi, aynı şekilde Doğu Guta süreci gibi, Humus ve Ar bölgesindeki süreçler gibi süreçlerde de İHH sivillerin katledilmesinin, toplu bir katliama maruz kalmasını önüne geçmek için insan diplomasi çalışmaları yürütüyor. Ve bu konuda da atılan çok fazla hamle var, çok fazla adım var. Sonuç alınan çok fazla adım, çok fazla atılan adımın sonucunu gördük, şahit olduk. Aynı şekilde devam eden süreçler de var bunun dışında. İnsan hakları boyutuna gelecek olursak yani insan hakları konusunda da çok hummalı bir çalışma söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda Vicdan Hareketi, Vicdan Konvoyu gibi çeşitli organizasyonlar yürütüldü. Evet. Bu kapsamda Suriye'de şu anda esir durumda bulunan kadınların kurtarılması için çeşitli teşebbüsler de bulundu ve bu teşebbüsler hala devam ediyor. Bunun dışında yayınlarla, çeşitli uluslararası platformlarla ve benzeri yerlerle Suriye'deki bu insan hakları ihlalleri paylaşılarak en azından toplumsal bir tepki oluşturulmaya çalışılıyor. İnsani yardım ayağına tekrar dönecek olursak İHA İnsani Yardım Vakfı temelde ana kategori olarak diyebileceğimiz dört kategori üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan birincisi ve en bilinen aslına bakarsanız gıda üzerine yapılan çalışmalar ki evet. bir savaş bölgesindeki en kritik konulardan bir tanesidir gıdaya ulaşmak. Bunun dışında eğitim konusunda İhansani Yardım Vakfı'nın çalışmaları var Suriye'de. Aynı şekilde barınma ve sağlık üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Gıda boyutuna girecek olursak eğer işin, ee, sadece aslına bakarsanız gıda kolisi dağıtmakla kalmıyoruz insanlara. Bunun dışında hem sınırın Suriye tarafında hem sınırın Türkiye tarafında çok sayıda ekmek fırınımız bulunuyor. Bu ekmek fırınlarında üretmiş olduğumuz ekmekleri tamamen ücretsiz bir şekilde evet. bölge halkına ulaştırıyoruz. Bu bölge halkında ağırlıklı olarak sığınmacı kamplarında, enkaz bölgelerinde çeşitli yerleşimlerde yaşayan insanlar ve aslına bakarsanız o bir poşet içerisinde 8 tane Suriye ekmeği bulunan bir poşet ekmeği bile alabilecek maddi durumu olmayan savaş mağduru insanlardan oluşuyor. Evet. Biz her gün bu şekilde şu anda 300 bin ekmek üretiyoruz. Dönem dönem bu rakamlarımız çok daha yüksekti. 1 milyon ulaştığımız dönemler oldu. 1 milyon 250 bin adet ekmek dağıttığımız dönemler de oldu. Ama bu 1,5 yıldır Suriye içerisinde devam eden kısmen sükunet Elbette ki e, çeşitli bölgelere olan ilgi alakanın, bağış ilgi alakasının ve farklı bölgelere gitmesi hasebiyle Suriye'de ekmek sayımızı maalesef düşürmek zorunda kaldık. Bu fırınlarımız hala çalışıyor ama yarım kapasiteyle veya çeyrek kapasiteyle çalışıyor. Ama şu anda önümüzde bir kış süreci olduğu için de açıkçası özellikle ekmek konusunu çok önemsiyoruz. Evet. Ve bu uğurda da çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Dönem dönem çağrılarımızı da yapıyoruz. Un konusunda, un stoklarının artırılması noktasında. Aynı şekilde çeşitli bölgelerde hem mobil hem sabit aşevlerimiz söz konusu. Bu aşevlerimizde sıcak yemek üretimlerimiz söz konusu. Yani ağırlıklı olarak ihtiyarlar, dullar, yetimler ve benzeri insanlara da bireyden sıcak yemek ulaştırmış oluyoruz. Yine hijyen çalışmalarımız var bunun dışında. Ama en önemsediğimiz alanlardan bir diğeri de barınma şu anda. Evet. Malum olduğu üzere Suriye Savaşı'nda neredeyse yüzde seksenlik bir tabiri caizse yaşam kaybından bahsediyoruz. Yani yaşam alanlarının kaybından bahsediyoruz. Enkaza dönmüş hayatlardan bahsediyoruz. Haliyle bu gelen insanlar nereye geldiler? Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere geldiler. Evet. Peki oralarda nerelerde yaşıyorlar şu anda? Sınırın Türkiye hattında bulunan yani evet. sınırın Suriye tarafında ama Türkiye hattında bulunan ...irili ufaklı 400'den fazla çadır kentte ve kampta yaşıyorlar. Evet. Ve sadece bu bölgelerde şu anda 1.5 milyon insan var sığınmacı kamplarında yaşayan. Hı -hı. Bu büyük bir rakam ve altyapı sorunlarının olduğunu düşünün. Sadece kısa bir örnek vereyim size. Biz bir Buyur. kamp kuruyoruz örnek veriyorum. Hı -hı. E, su kuyusu açmamız gerekiyor orada. Normal şartlarda Suriye'nin toprakları bereketlidir. Altı e, su vardır. İşte farklı kaynaklara ulaşabilirsiniz vesaire. 100 metre, 150 metre, 200 metre kazdığınız zaman çok rahat aslında temiz içme suyuna ulaşmanız gerekiyor ama yerine göre bizim 700-800 metre dahi derine indiğimiz durumlar oluyor. Bu neden kaynaklanıyor? İnsanların bu kadar yoğun yaşadığı bir yerde haliyle kanalizasyon altyapısı olmadığı için insanlar işte kendi imkanlarıyla Anladım. bir kanalizasyon hattı oluşturuyorlar. Hı hı. ve Burada da maalesef temiz içme suyuna ulaşmak zorlaşıyor. Evet. Yani biz aslına bakarsanız kısa bir fotoğrafını bu bölgenin çekecek olursak hı hı. E, barınma en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olduğu için bu bölgenin de e, yıllardır devam ettirdiğimiz konteyner kent çalışmalarımızı aynı şekilde daha kalıcı çalışmalarımızı 2020 yılında daha kurumsal ve daha büyük bir hale getirerek biriket ev çalışmasını yani evet. bu yaşam evleri dediğim çalışmayı hayata geçirdik. Hı hı. Şu anda da bu çalışmamız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok sayıda Türk Sivil Toplum Kuruluşu'nun da dahil olduğu bir proje oldu bu. İçişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız aynı şekilde bu projeye hem destek veriyorlar hem de dönem dönem kendilerinin takibi de söz konusu. İHA İnsan Yardım Vakfı olarak Biriket Ev konusunda mazluma çat olalım projesi kapsamında 20 bin taahhüdümüzü belirtmiştik. Şu anda 14 bin kadar evimizin inşaatını tamamladık. Başka. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii bu sürecin bir bereketi de oldu. Yani dedik ki bu 20 bin evi acil durumlarda çadıra bir alternatif olarak insanların sırtlarını yaslayacakları bir duvara sahip olabilmeleri amacıyla 24 metrekare olarak tasarladık ve hayata geçirdik biz bu projeyi daha da büyütelim. insanlara daha kaliteli bir yaşam sunalım, daha müreffeh bir yaşam sunalım dedik. Ve 40 metrekare konseptinde e, mutfağı olan, banyosu olan, önünde bahçesi olan, sosyal alanları olan bir ev inşa edelim insanlara. Bu, bu evet. evveli, ve bu evleri teslim edelim dedik. Ve bu projemiz de şu anda çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Barınma faaliyetlerimizin en güzel yanlarından bir tanesi de aslında kurmuş olduğumuz her kampın içerisinde bu da eğitim branşına giren bölümümüz. Hı hı. Okullarını da inşa ediyoruz. Evet. Ve sadece. okullarda şu anda size sadece şunu söyleyeyim maalesef çok sayıda çocuk eğitimden yoksun kaldı. 10 yıllık bir dönem kaybından bahsediyoruz. Ve maalesef kendi ana dillerinde dahi yani çok basit olan belki bizim 5-6-7 yaşlarında Türkiye'deki çocuklarımızın dahi bildiği lafzatullah yani Allah kelamını dahi çocuklar okumakta zorlanıyorlar. Haliyle burada eğitim açığından bahsetmek söz konusu. Bu nedenle hem Azez'de hem İdlib tarafında hem Afrin'de hem Telabiyat Rasulayn hattında çok sayıda okul inşa ediyoruz. Yine Azaz bölgesinde Şam Üniversitemiz var. Burada çeşitli fakültelerimiz var. Yani Suriye'nin geleceğini inşa edecek bireylerden bahsetmiştik biraz önce. O bireylerin yetiştirildiği ortamlarımız var. İdlib'de yine e, sağlık fakültemiz söz konusu. Burada da hı hı. E, bölgedeki o açık olan sağlık personeli ihtiyacın en azından bir nebze olsun karşılamaya çalışıyoruz. Bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Eğitimin akabinde de e, sağlık çalışmaları konusunda da gerek mobile, e, mobil sağlık tırlarımızla, hı. gerek hastaneleri destek çalışmalarımızla... gerek içinde bulunmuş olduğumuz tip koronavirüs sürecindeki çalışmalarımızla bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz.